değerli doktorları ve çalışma arkadaşlarım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Programımızda neler var? Kısaca bahsetmek istiyorum. Açılış konuşmamızın hemen ardından Avrasya ailesinden yeni yıl dilekleri video gösterimimiz, kürsü konuşmalarımız ve yapılacak olan çekilişle 7 çeyrek, 2 yarım ve 1 tam altın ödülünü yeni yılın şanslı Avrasya çalışanlarına teslim edeceğiz. 1999 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in beyaz doktor önlüğü giyinerek Fahri Başhekimlik ünvanıyla burası ihtiyaç duyan herkese şifa kapısı olsun diyerek resmi açılışını yaptığı hastanemiz 2008 yılında ikinci bir blok ekibiyle 17 bin metrekare kapalı bir alanda hizmet vermeye devam etti. Alanlar büyüdükçe ailemiz büyüdü. Sunduğumuz hizmetlerimiz daha kapsamlı ve geniş bir şekilde ihtiyaç duyan herkesin hizmetinde oldu. 135 yataklı olarak tüm altyapımızı en iyi şekilde kurarak bünyemizde sizin gibi değerli alanında başarılı hekim ve sağlık çalışanlarını bulundurarak hizmetlerimizi 24 yıldır sürdürüyoruz. 2023 geliyor. Peki 2022'de Avrasya Hastanesi'nde neler oldu? Kısaca özetleyelim. Aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarımız oldu. Yeniden aramıza hoş geldiniz. Aramızdan ayrılanlar oldu. Dostça ve kardeşçe oldu. Hepsine selam olsun. Evlat sahibi olanlar oldu. Evlenenler oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Acı kayıplarımız yakınlarını kaybedenler oldu. Hepsine rahmet diliyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından bizi takip eden, tercih eden binlerce hasta burada sizlerin büyük katkısıyla şifa buldu. Her biri büyük bir başarıydı bizim için ve her bir başarımızda gurur duyuyoruz. Çünkü karanlıkta ışık en ihtiyaç duyulan şeydir. Avrasya olarak birçok hayata da işte tam da böyle girdik. Sağlık alanından eğitim alanına geçiş yapacak olursak 2022'de birçok anaokuluna, ilkokula, üniversitelere ziyaretlerde bulunduk. Doktorlarımızla seminerler gerçekleştirerek mesleki tercihlerine ışık tuttuk. Dünya Kadınlar Günü, Tıp Bayramı, Hemşireler Günü, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve bunun gibi birçok etkinlikte bir araya geldik, birlik olduk, ziyaretler gerçekleştirdik. Tüm bilimleri hasta odalarını hastanemizin yönetim kurulu başkanı eşliğinde ziyaret ettik. TSISO Türk Standartları Enstitüsü 9001-2015 standartları denetimi gerçekleşti hastanemizde. Her biri 2 gün süren denetim sonunda tüm faaliyetlerin geri yapıldığı değerlendirmesini alarak kalitemizin sürdürebilirliğini 2022'de bir kez daha tescil ettik. Tabii ki bunda sizlerin büyük emek ve katkıları olduğunu da buradan hatırlatmak istiyoruz. Antalya'da gerçekleşen Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği Kongrelerine ekip arkadaşlarımızla birlikte tam 2 kez katılım sağladık bu yıl. Her 2 kongrede de başarı sertifikaları alarak sunum birincisi ve ikincisi seçildik. Yine en etkin organizasyonumuz olan hastanemizin kuruluşunun 23. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. İlçemizde düzenlenen sünnet şölenine Avrasya Hastanesi olarak katkı sağladık. Birçok hekimimiz onlarca çocuğun hastanemizde sünnetini gerçekleştirdi ve Veli Efendi Mahallesi Muhtarlığından da bu katkımıza teşekkür plaketi almış olduk. Yine toplum sağlığı için büyük önem taşıyan kanser taramasında ileri teknoloji olan PET-CT'yi hastalarımızın hizmetine sunmuş olduk. Nükleer tıp ülkemizde yapmış olduğumuz açılış törenimizde değerli Zeytinburnu Kaymakamımız Sayın Ercan Turan'la açılış kurdelemizi kestik. Yeni Kapı'da düzenlenen yöresel günlerde Hatay günleri başta olmak üzere birçoğunda sağlık sponsoru olduk. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS puanı olarak evet bu yıl 2022 yılında bu değerlendirmede 96 puanlık büyük bir başarı elde ettik. İstanbul'da birçok özel hastanede bu standart ortalama 83'lerdeyken biz başarımızı zirveye taşıdık. Çalışan memnuniyetinde %90'larda, hasta memnuniyetinde %90 oranlarında bir sonuç elde ettik yapılan son anketlerimizde.
Meme kanserinin farkında ol dedik. Meme kanseri farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğe hastane doktorlarımızın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, sağlıktan sorumlu vali yardımcısı, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı katılım sağladılar. Almanya Münih'te düzenlenen Güzellik Fuarı'na Avrasya Hastanesi olarak katıldık, bayraklarımızı astık, standımızı kurduk, hizmetlerimizi tanıttık, hatta hastalarımızla burada bir araya geldik. Hastanemizin yenilenme çalışmalarının neredeyse çoğunu tamamlamışken yenilenen mimarimizle karşınızda olmaya devam ettik. Saymakla bitiremeyiz ama kısa özetle diyecek olursak 2022 yine bizim için başarıyla geçti. Üç başlık altında neden Avrasya dersek, çünkü altyapısı, ekibi, donanımları son derece titizlikle kuruldu. Hastaların beklentileri her zaman ön planda oldu ve buna yönelik hareket halinde olduk her zaman. Tabii ki çalışanın huzuru ve memnuniyeti de hastane yönetimi için her zaman büyük önem taşımaktaydı. Peki Avrasya Hastanesi olarak 2023 hedefimiz ne? Daha fazla insana ulaşmak, daha fazla şifa sunmak. Ulusal ve uluslararası boyutta sunulan tüm hizmetlerde daima yenilikleri takip etmek. Başarılardan iyi günde, kötü günde kenetlenmek. İhtiyaçlar doğrultusunda fedakarca ön cephelerde yer alıp ülkemiz ve tüm dünya ülkelerinin toplum sağlığı için yanlarında olmak. Yarın 2022 yılının son günü. Birlikte güzel sofralarda, sohbetlerde buluşacağımız bir gün olsun diliyoruz. Pazar sabahı yeni bir güne uyanırken yeni bir yıla da uyanmış olacağız. Gelin yeni umutlarla bugüne başlayalım. Ertelenmiş her şey için ayağa kalkıp bir adım atalım. Bu yıl benim yılım olacak diyebilelim. Umut varsa varız. Hayatın içinden olan her şeyi kabul edelim ama paylaşarak, paylaşmayı hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Gün değişir, hafta değişir, yıl değişir, yaş değişir, hatta bazen yeri gelip huy bile değişir. Ancak yıllar geçse de bir tek yüreğimizin güzelliklerinin değişmemesini diliyoruz. Yarın bunu giyineceğim, yarın bunu yapacağım demeniz bile yarına kıymet biçişinizdir. Yarın ne düşlerseniz varsınız demektir. Yarınlara olan planlarınızın hiçbir zaman bitmemesini diliyoruz. Değerli Avrasya ailemiz ve onların kıymetli aileleri, aile kavramı hissini bizlere yaşattığınız için, bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür etmek istiyoruz. Ve ekip halinde süren başarılarımızın 2023'te de daim olmasını diliyoruz. Ve değerli hastalarımız, hasta yakınları, tüm izleyicilerimiz, yeni yılda tüm dileklerinizin gerçek olmasını diliyoruz. Başta ülkemiz olan Büyük Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur dolu bir yıl diliyoruz. Hoş geldin 2023 diyoruz efendim. Evet, şimdi biz sizler için bir video hazırlığında bulunduk. Bu videoda birazdan hem hastanemizin az önce bahsettiğimiz yenilenen mimarilerden bahsettik. Hem bunlardan bir kesit izleyeceğiz ilk bölümde ve hemen ardından da hastanemizin doktorlarından, hemşehrilerinden, tüm sağlık çalışanlarından, hatta hastalarımızdan bile mesajlar olacak. Bunları izleyeceğiz. Evet, buyurun şimdi videomuza geçiş yapalım. Yeni yılda herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Mutlu yıllar. Herkese yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Yeni yıl bize güzellikler getirsin. 2023 yılının başta hastalarımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımıza, tüm Avrasya çalışanlarına sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Mutlu yıllar! 2023 yılının ülkemize ve özellikle Avrasya Hastanesi ve çalışanlarına sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Mutlu yıllar! Yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle iyi yıllar, mutlu yıllar. Herkese sevdikleriyle birlikte mutlu, sağlıklı, huzurlu yeni bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar. Herkese bol sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Bütün meslektaşlarıma, bütün sağlık çalışanlarına,
karşıdan gelen 2023 yılının hayırlı olmasın diye. Herkese merhaba. Avrasya Hastanesi sağlık ve şifa sunduğu kadar güzelliğinize güzellik katıyor. Medikal Estetik Bölümü hepinize mutlu yıllar diler. Yeni yılın bütün insanlığa, ülkemize ve özellikle de Avrasya çalışanlarına mutluluklar getirmesini diliyorum. Yeni lezzetler tattığınız, gezip tozduğunuz, sevgiyi en derinden hissettiğiniz sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu bir yıl dilerim. Avrasya Hastanesi hazırladığı bölüm olarak herkese mutlu yıllar diliyoruz. Merhabalar, ismim Gürey'di. Şu anda onkoloji bölümündeyim. Buradaki arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın, hemşirelerimizin, Derya Hanım'ın, Simge Hanım'ın ve Fatma Hocam'ın ve kanser hastası olan arkadaşlarımızın, vatanımızın, milletimizin sağlık ve huzur diliyorum. İnşallah yeni yılımız hayırlı olur. Çok kazançlı, keyifli, sağlıklı ve başarılı bir yıl olması dileğiyle herkese mutlu yıllar. 2022 senesini başarılı bir şekilde 7150 ameliyatla kapatırken 2023 senesini başarılı hedeflerimizle bütün Avrasya ailesine sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Sene jiden ad aleykum bi sıhha ve selam ve sürur. Mutlu yıllar. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Tüm çalışma arkadaşlarımızın ve hastalarımızın yeni yılını kutluyoruz. Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl diliyoruz. 2023 hepinize şans getirsin. Mutlu yıllar. Merhabalar, benim Avrasya'da 5. ya da 6. yeni yıl mesajım olması gerekiyor. Daha nicelerine inşallah. Öncelikle tüm hastalara şifa diliyorum. Bu yıldan beklentim tüm bekleyen hastalara şifa. Ve herkese tabii ki sağlık ve bir sürü mutluluk. Ben Müslüm'ümle birlikte sevgili tartılmıştım, tanıştırayım. Herkese bol bereketli bir yıl diliyoruz. Eğer ki tabii ki her yıl yaptığım gibi uyarımı da yapmak istiyorum. Yeni yılda çok kaçırırsınız, artık 7 sene olasını biliyorsunuz efendim. Çıkın çıkın gelin. Merhabalar herkese. Tüm çalışma arkadaşlarıma sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum. Herkese sevgiler. Avrasya ailesinde olmaktan çok mutluyuz. Herkese mutlu, sağlıklı bir yıl diliyoruz. İyi yıllar. İyi yıllar. 2023 yılının herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar. Yeni yılda herkese sağlıklı günler dilerim. Kalbinize iyi bakın. 2023 yılı sağlıkla gel. Aysel Hanım Kırgızistan'dan geldi. Ablası şu anda hastanemizde serviste onkoloji tedavisi görmekte. Bugün taburcu oluyorlar. Oldukça mutlular. Buradan da taburcu olurken tüm Avrasya çalışanlarına mesajı var. Buyurun. Dear Avrasya team, first of all, I would like to congratulate you with the new 2023 year. And I wish you all the best. And first of all, I would like to say many, many thanks to Dr. Fatma. She is a real angel. She saved the life of my sister. Also, I would like to say thanks to Professor Hakan. He is the best. And I would like to say thanks to all the team on the sixth floor. Ladies were very super. Thank you very, very much. And I hope we will come here just to say hello. I wish you all the best on the new year. Happy New Year. 2023 yılı ülkemize hayırlı uğurlu olsun. 2023 yılı aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılında kutladığımız bir yıl olması sebebiyle ayrıca bir önem taşıyor benim için. Tekrardan ülkemize ve hastanemize mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. Avrasya ailesinin yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim. Bizleri bugünlere taşıyan çalışanlarımıza, hastalarımıza, devletimize, bizleri yurt dışından tercih eden hastalarımıza da ayrıca çok teşekkür ederim. Evet, salonumuz gördüğünüz gibi oldukça kalabalık.
Katılım oldukça güzel. Her birine teşekkür ediyoruz. Tabii pandemi sebebiyle uzun zamandır, belki yıllardır bir araya gelememiştik. Böyle bir etkinliklerde her zaman, her yıl çünkü bu kalabalığı yaşıyorduk. Şimdi bugün bunun mutluluğunu da yaşıyoruz bir taraftan. Oldukça güzel ailemizle bir araya gelmenin mutluluğu. Evet, tabii ki biliyoruz altın çekilişi için birçoğunuz heyecanlısınız. 7 çeyrek, evet 7 çeyrek altınımız var. Bugün alınan bir kararla 5 diye duyurular yapmıştık. 7 çeyrek altın oldu. 2 yarım altın ve 1 tam altın. Bugün kürsü konuşmalarının ardından Avrasya Hastanesi'nin şanslılarını bulacak. Bakalım 2023 yılında kimler Avrasya Hastanesi'nin şanslısı olarak girecekler. Şimdi dilerseniz yeni yıl dileklerinden oluşan kürsü konuşmalarımıza geçelim. İlk olarak hasta bakımında özveriyle emek veren, yardımsever kişiliğiyle hasta memnuniyetlerinde de her zaman adını duyuran hastane hizmetlilerimizden Hamza Gülaydın konuşmasını yapacak. Sayın'da yönetim kurulu üyeleri, değerli doktorlarımız, hemşirelerimiz ve kıymetli iş arkadaşlarım. Yalnız bir kurum değil, Avrasya ailesi olarak çok özür dilerim, yeni yıla saatler kala bir aradayız. Kuruluşundan bu yana halkımızın ve tüm insanlığın sağlık sorunlarına çağdaş olanaklarımız ve uzman kadrolarımız da yerinde acil, etkin, kaliteli ve ekonomik çözümler üretmek şiarıyla yola çıkan kurucularımız ve hastane bünyesine emek veren her çalışanıyla 2023 yılı da bizim için tıpkı 2022 gibi başarıya adım adım ulaştığımız bir yıl olacak. Beklentilerin, umutların başta sağlık ve huzur getirmesini ümit eder. Tüm Avrasya ailesine mutlu bir yıl dilerim. Ve şimdi de hastanemizde hastaları güler yüzle karşılayan ve tüm süreç boyunca da gerekli bilgilendirmelerle onları eşlik ederek yardımsever kişiliğini ortaya koyan ekibin önemli parçalarından biri var. Hasta hizmetleri, hasta danışmanlığı var. Ayşe Tanrıverdi. Alkışlarımızla bugün bizler için yeni dileklerimizle bize izleyenlere Ayşe'yi böyle almak istiyoruz. Hoş geldin Ayşe. Ve hastaları, çalışma arkadaşları tarafından oldukça sevilen, 10 yıldır fazla süredir Avrasya Hastanesi'nde görev yapan ve bu sürede de birçok meslektaşını yetiştiren sorumlu kat hemşirimiz Hatice Demirci'yi saygıdeğer hocalarım, değerli misafirlerimiz, bu özel günümüze hoş geldiniz. Öncelikle 2022 bitmeden hatırlamamız gereken bazı şeyler olduğunu düşündüm. Biraz farklı bu. Kazandıkların hepsi senin emeğindi. Bu yıl çok güçlüydün. Kendi kendine yetebildin. Asla pes etmedin. Kaybettiklerin oldu ama buna değdi. Başaramayacağını sandığın her şeyin içinden geçtin. Yeni bir sen ile tanıştın. 2023 yılı yapılan her işten keyif alacağımız bir yıl olsun inşallah. Öncelikle kurumumuza ve herkese başarı, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. En içten dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum. Ve şimdi de Avrasya Hastanesi'nin kuruluşundan beri burada. Ve zaman geçti, biz hastaneyi yeniledik. Ama hala açıldığı ilk günkü gibi bir görseli var. Siz de göreceksiniz. Medikal muhasebe sorumlusu Halife Kızılcı. Kürsünüze davet edelim. Yeni bir yeni alacağım sizi. Buyurun. Neredeyse kuruluşundan beri buradayım. Her zaman için gurur duydum ve onurluyum. Yeni bir yola girerken de tüm dünyaya huzur, sağlık ve başarılar diliyorum herkese. Her yıl olduğu gibi ekip arkadaşlarıma, Avrasya ailemizle birlikte nice yılları, mutlulukları, başarıları paylaşıp kutladığımız bir yıl olsun. Sizleri çok seviyorum. 2023 yılında da hep beraber olmak dileğiyle. Ve yine 20 yıllık bir donanımı davet edeceğim.
Başarılarda hep bir elinin değmişliği muhakkak var. Zaten bugünkü ekibimizde de bize büyük katkılar sağlıyor. Evet, Sayın Kalite Direktörümüz Güner Mollaoğlu'nu. Çok teşekkür ederim herkese. Herkese 2023'ün çok güzel şeyler getireceğini düşünüyorum. Ülkemiz, hastanemiz, ailemiz sevdiğimiz adına. Ben özellikle geçen aylarda Recep Belediye Dikkatli Kongresi'nde önümüzdeki yıllarda sağlıklık yaklaşımla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Özellikle OECD ülkeleri ve Dünya Sağlık Örgütü ve ESCOA'nın üzerine durduğu konu hastanın deneyimi üzerine çalışmalar yapılması hastaneler tarafından. Yani hastanın sadece hastanedeki işlemleriyle ilgili değil, evde gelmeden önceki işlemleri, işte internetten sizi bulması veya telefonla araması, hastaneye gelmesi, tedavisi olması, daha sonra da hastane aradıktan sonra, geçtikten sonraki süreçlerde dahi takip edilmesi olarak gösteriliyor. Bu önümüzdeki dönemde kalite konusunda hastanelerdeki en önemli şey olacak. Yani hastanın deneyiminin takip edilmesi ve işlemlesi. 2023'te inşallah daha iyi de puanlar alırız. 96 güzel bir puan. Gündem İstanbul'da 83 gibi ortalama ama İstanbul değil, Türkiye çapında ortalama 83. Biz 96 ile güzel puanlar aldık. Diğer hastanelerimiz de çok güzel puanlar aldı. Gayet Kampaşa Çamlık Hastanesi. Ben ileride daha da iyi olacağını düşünüyorum hastanelerimiz için. Daha da kaliteli hale geleceğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. Ve şimdi de evet, bir insan her işi çözebilir mi, her konuda fikir verebilir mi demeyin. Gerçekten ben uzun yıllardır yanındayım oluyormuş. Gerçekten bilgi, birikim ve donanımlarıyla her zaman çözümcü ve belki de dışarı çıksanız çevrede onu tanımayan şu anda yok diyebilirim. İdari İşler Müdürü Sayın Orçun Ulutaş Bey'i. Şimdi Hatice Hemşire kadar böyle felsefi bir şey söyleyemem. Hanife'ye bakarak da görünüşüm de değişti. Artık. Şimdi önce herkese merhabalar. Bir sene daha geçti kısa ömrümüzden. Daha ne yaptık ki? Ya zaman ne çabuk geçiyor. Bunlar yılın son günlerinde hepimizin söylediği cümleler. Hep böyle cümlelerle biz eski yılı anlatıyoruz. Yeni yıl için de en az önce 2 yıllar kadar umutlu olmak gerekiyor. Çünkü yeni gelen bir şey bize umut yaratıyor. Zaman eski hedeflere ulaşmanın mutluluğunu verirken yeni hedeflere de merhaba demenin başka bir mutluluğunu yaşatıyor. Benim çok sevdiğim bir film var, Esaretin Bedeli. Orada filmin bir sahnesinde Andy Dufresne, yanlış hatırlamıyorsam, arkadaşına şey diyor, işte umut güzel bir şeydir ve belki de en iyi şeydir ve iyi şeyler asla ölmezler. Ben de bunun için kısa keseceğim. Ben de herkese iyiliğin ve umudun hiç olmadığı kadar olduğu bir yıl diliyorum. Sevgilerimizle birlikte. Evet, şimdi de eğiten, yetiştiren, ekibiyle her zaman güzel işler yapan, çözümcü ve hepiniz de biliyorsunuz ki bir iş varsa gerçekten hemen kollarınız sıvar gelir. Alanıyla ilgili olsun ya da olmasın, her zaman yardımsever kişiliğiyle tanıyoruz. Hemşirelik Hizmetleri Müdürümüz Gülay Azire Tosunay. Öncelikle herkese merhaba. Sizlerle birlikte olmanın verdiği mutlulukla hepinize hoş geldiniz diyorum. Her yıl daha ileriye gidebilmek, huzurla, güzel, doğruyu bulabildiğimiz bir çalışma içerisindeyiz. Ve bu çalışmalar ve emekleriniz çok büyük. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Yaşayan mutluluğa hasret kaldığımız bu son yıllarda, hastalıklardan uzak, sevdiklerinizle birlikte güzel bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar herkese. Evet, sizlerin bir yıl geçirmenizi temenni ediyoruz. Evet, şimdi de hekim konuşmalarımıza geçiş yapalım. İlk olarak hastanemizde aramıza yeni katılan isimlerden birisi olacak. Evet, yakın zamanda Avrasya ailesine katıldı ancak kısa sürede de tabii ki kendini sevdirip başarılarını gösterdi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız Operatör Doktor Deniz Tüzme. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, ben kadın hastalıkları doğum uzmanı Doktor Deniz Süzme. Avrasya Hastanesi bünyesine çok kısa bir süre önce katıldım. Ancak bu kadar zamanda birbirine sevgiyle
ve saygıyla bağlı bir aileye katıldığımı, bir hastaneye değil bir aileye katıldığımı, dahil olduğumu anladım. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı bir yıl diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Size bunu bir yıl geçiriyoruz. Ve şimdi kıdemli ekim konuşmamızı yapmak üzere, bildiğiniz gibi donanımları, ekibi, her şeyle büyük işler başaran bir kardiyoloji ve anji ünitemiz var. Neler yapılıyor orada, neler yapılıyor bir bilseniz. Evet, hocamın da deyimiyle asayiş berkemal mı diyordunuz hocam? Evet, Avrasya Hastanesi için önemli bir değersiniz. Birçok bacak inanın kesilmekten kurtuldu. Birçok kalp yeniden burada sağlığına kavuştu. Elinize, emeğinize sağlık diyoruz ve size gözünüze davet ediyoruz hocam. Hoş geldiniz. Öncelikle merhabalar. Az önceki konuşmacı arkadaşlarım söylediği gibi hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Geçtiğimiz yıl bizim hastanedeki çalışmalarımız, meslektaşlarımızın aynı hastaneyi paylaştığımız arkadaşlarımızla çok verimli ve güzel bir yıl oldu. Elbette iki günü eşit olan ziyandadır prensibince. İki yılı eşit olan da haliyle ziyanda olacağı için önümüzdeki yıl hastanemiz için, diğer birimlerde çalışan arkadaşlarımız için ve bizler için çok daha verimli, çok daha mutlu, çok daha huzurlu bir çalışma ortamı diliyorum. Gerek özel hayatımızda, gerek iş hayatımızda geçtiğimiz yıllardan çok daha güzel bir yıl diliyorum. Benim burada yaklaşık herhalde bir yılbaşı dönemiydi, başladığım dönemde yaklaşık 4. yılım bitiyor, 5. yılıma geçmiş oluyorum. Az önceki arkadaşımın ifade ettiği gibi Avrasya Hastanesi özellikle Zeytinburnu yerleşkesindeki bu birim hekim devamlılığı açısından oldukça başarılı bir hastane. Aşağı yukarı açıldığından beri devam eden birçok hekim arkadaşımın burada olduğunu öğrendiğimde oldukça şaşırmıştım. Birçok hastanede böyle bir şey olmadığını, hekim sirkülasyonunun, çalışan sirkülasyonunun çok yoğun olduğunu biliyorum. Bu bende açıkçası hayranlık uyandırmıştı ve aynı şekilde devam ediyor. Avrasya Hastanesi bir hastane değil, az önce ifade edildiği gibi bir aile olarak görüyoruz. 3 hastane, her biri kendi içinde bir ritim tutturmuş, devam ediyor. Dilerim hepimiz, bütün arkadaşlarımızla birlikte aynı ritimde, aynı performansla, aynı huzur ve mutluluk içerisinde uzun yıllar çalışmaya devam ederiz. Belki başka hastaneler eklenir. Belki oradaki başlayanlar da uzun yıllar açıldığından itibaren çalışmaya devam eder. Herkese teşekkür ederim. Evet, şimdi de Avrasya ekibi onu çok seviyor, hastaları onu çok seviyor. Başhekimlik unvanının yanı sıra da çok başarılı bir kalp damar cerrahı kendisi. Medikal direktörümüz Profesör Doktor Ali Rıza Cemil'i davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Kapalı kurnağın bakınca daha çok belli oluyor. Hoş geldiniz. Hepinizi şimdi yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda benim mesajım bütün dünyaya ve Türkiye'ye sağlıkla bulunmasını. Dünya genelinde tekrar bir pandemisi gibi bütün değişikliği konusunda iyi gelişmeli. Türkiye genelinde Cumhuriyetimizin 100. yılı inşallah güzel günler olacak. İnşallah daha güzel günler göreceğiz diye umuyorum. Hepinize hoş geldiniz tekrar. Hepinize mutlu günler. Ve tabii ki yeni yılla 23 yıl biterken hastanemiz dediğimiz gibi 24. yılına da girmiş olacak. Ve inanıyoruz ki yine insan sağlığı için hastanelerinde her şeyin en iyisini yapmak için çalışmalar yapacak. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Operatör Doktor Hüseyin Orlu'yu yeni yılından nasıl kutluca davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Pandemi döneminden sonra gerçekten şu an salonu oldukça önde kalabalık görüyorum, coşkunu görüyorum. Bu coşku tabii bizlere daha çok
güç, kuvvet veriyor. Şöyle geçmişe dönüp baktığımda gerçekten 23-24 yıl olmuş burada birlikteliğimiz birçok arkadaşlarla. Ama burası ikinci hastanemizdi. Hastanecilikte 30 yılı doldurmuş olduk Çamlık'ta. Meslekte de 50. yıl oluyor bu sene. Benim için bu da önemli. Her şeyden önce burada sizlerle beraber gerçekten öldürecek hizmetler verdik. Çok donanımlı bir hastane haline getirdik. Biraz önce Gönül Hanım da bahsetti. Yani biz burada onkolojiye çok önem vermiştik başlangıçta. Onkoloji alanında hemen hemen her şeyi yapabilecek duruma getirdik. Bir tek PET CT'miz eksikti. Onu da tamamladık bu sene. Grup dışında gelen çok önemli ciddi hastalarımız oluyor. Gerek kuruluş konusunda, gerek kardiyovasküler cerrahi, gerek estetik cerrahi konusunda. Ülkemiz ve hastanemiz bu konuda oldukça ileriye gitmiş durumda. Türkiye sağlık turizminde dünyada sayılı bir yerde, 3. sırada. Bu bizim için övünülecek bir şey. Zamanında Başbakanımız yurt dışına giderken ya niye gidiyor, burada hekim mi yok, hastane mi yok gibi düşünüyorduk. Ama bütün onların burada bu kalkınmayı yapmaya vesile olduğunu da anlamış olduk. Ve sağlıkta hem hastanemiz hem de Türkiye'deki tüm sağlık kuruluşları önemli bir noktaya geldi. Sizlerle burada çalışırken gerçekten yani amacımız burada sevgi, saygı içinde bu hizmetleri üretebilmekti. Ve bu kurum içinde de bir aile olarak bu kurumda güzel bir ruh yakalamaktı. Biz onu yakaladık, sizler sağladınız. Hem sizlere çok teşekkür ediyorum, hem sizlere 2023'ün mutluluk, huzur ve sağlık, en iyi şekilde sağlığınızın yerinde olmasını diliyorum. Tüm ülkem için de öyle diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çalışanlar olarak da kutlamak istiyoruz bu vesileyle. Evet, kürsü konuşmalarımızı tamamladık. Şimdi altın çekilişleri için tabii ki heyecanla beklediğinizi biliyoruz. Kürsü konuşmalarımızın ardından tabii ki bugünkü yaptığımız bu çalışmalarda özellikle video yapım aşamasında olsun emeği geçen Cennet Hanım var. Cennet Tanrıver diye teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımızdaydı. Yine video yapım aşamasında büyük emek veren basın medya sorumlusu Ömer Yonisoğlu. Evet, Güner Moğoloğlu'ya teşekkür ediyoruz. Bugünkü desteklerini bizlere daha devam edecek. Çekilişte de büyük katkılar olacak bize. Ve yine de mutfak ekibimize de yapmış oldukları güzel bir kokteyl alanımız var. Teşekkür ediyoruz. Buradan da emek veren kişilere. Evet, çekilişlere başlamak istiyorum. Ancak böyle yüksek bir alkış olmadan başlamıyoruz. Ben ilk olarak çeyrek altınları rica edeceğim. Toplam 7 tane, gördüğünüz gibi 7 adet çeyrek altınımız var. Birazdan sahiplerini bulacaklar. Şöyle tam 7 tane çeyrek altın önümde. Başlayalım mı? Evet, ilk çeyrek altın için çekilişimiz Güner Bey başlasın. Redziye Akpolat, evet, çeyrek altın takdimini yapmak üzere de hastanemizin yönetim kurulu üyesi Sayın Ayşe Ünal'ı davet edelim. Nazlı Koç, Nazlı Koç hemşire, Nazlı Hanım burada mı? Ekip arkadaşlarından, evet, buyurun. Ekip arkadaşı burada, Nazlı Hanım görebilir mi şu an? Evet. Tamam, Nazlı Hanım eğer uygunsa gelebilirse, öyle mi? Sizin isim? Ayşenur. Ayşenur Hanım'a Nazlı Hanım'ın ödülünü teslim edelim, aynı birimde çalışıyorsunuz.
Tamam. O zaman ödül takdimini yapmak üzere yönetim kurulu üyemiz İlkşan Orlu'yu davet edelim. Alkışlarımızla. Beyza Nur Fındık Fizik Tedavi Tekniği ödül takdimini yapmak üzere başhekimimiz Profesör Doktor Ali Rıza Cener takdim etmesini istiyoruz. Böyle buyurun. Bir de fotoğraf alalım. Züleyha İlçi Radyoterapi Teknikeri. Züleyha Hanım buradalar mı? Ya da çalışma arkadaşı? Evet. Aygün Hanım buradalar. Birlikte çalıştığı arkadaşı. Kendisine takdim edelim ödülünü. Evet. Şimdi ödül takdimini yapmak üzere de evet iç hastalıkları uzmanımız uzman doktor Sedat Işık takdim etmek istiyorum size. Evet, hastanemizin işletme direktörü Sayın İbrahim Uğurlu'yu davet ederim bu sefer. Buyurun. Sevgili ediyoruz. İbrahim Bey'den takdim etmesini rica edeceğim. Solmaz Şahin! Lütfen ödül takdimini yapmasını rica edeceğiz. Buyurun hocam. Şöyle alalım. Fotoğraf rica edeceğiz sizlerden. Evet, ödül takdimini yapmak üzere Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Nermin Urlu Hanımefendi'yi sahnemize davet etmek istiyorum. Fotoğraf için şöyle bakmanızı rica edeceğiz. Şansın bol olsun. İki yarım altın çekilişine geçiyorum. Heyecan daha da artıyor. Yarım altınlar elinde. Gördüğünüz gibi iki tane yarım altınımız var. Şimdi bunun sahipleri kimler bakalım. Evet. Yarım altın çekilişimiz için startı verelim. Buyurun Güler Bey. Müebbet Öncü Güçlü, fizyoterapi teknikeri. Evet, ödül takdimini yapmak üzere de doçent Doktor Habib Çil hocam. Sizi tekrardan davet etsek, rica etsek. Buyurun. Evet, yarım altınımızın ikinci ve son şanslısı kimmiş? Çekilişimiz başlasın. Kübra Sena Tüney, anestezi teknikeri. Kübra burada mı? Dün hemşireye teslim edelim. Evet, ameliyathane sorumlu hemşiremiz. Ödül takdimini yapmak üzere de evet, hemşirelik hizmetleri müdürümüzü davet ediyoruz. Güle Yazıret Tosunay'ı. Buyurun. Bir fotoğraf da rica edeceğiz. Tam altınımız sahibini bulacak. Evet, şimdi tam altının sahibi kim? En önemli anlardan birisi. Umarım salonda olan birisidir. O mutluluğunu biz de görürüz ve paylaşırız. Dilek Tuğç, bayan personellerimizden Dilek Tuğç kullanılır. Dilek Hanım. Dilek Hanım yok. Ödülünü almak üzere, evet yine aynı birinde, aynı alanda katta çalıştığı Gülşen Hanım, Gülşen evimiz. Sorumlu evimize takdim edeceğiz. Evet, tam altınımızın takdimini de yapmak üzere yine salonumuzdan bir ismi davet etmek istiyorum ben. Evet, Rüstem Hocam, siz de yapalım mı? Evet, anestezi uzmanımız Rüstem Bey'le tam altın takdimini yapıyoruz. Buyurun. Evet, bana çıkmış kadar çok mutlu oldum dedi. İşte ekip olmak bu. Evet, çekilişlerimizin de son bulduğu, güzel dileklerin paylaşıldığı bir yeni yıl programımızın sonuna geldik. Bu yıl şans sizden yana olmayabilir ama sadece çekilişler öyle düşünün. Biliyoruz ki şans hep sizlerle olsun. Avrasya Hastanesi hepinize mutlu bir yıl geçirmenizi diliyor. Evet. Hoş geldiniz. 2025 diyoruz. Hoşçakalın.
Evet sevgili Vizyon 58 televizyon izleyenleri, bir şifa kapısı programıyla yine sizlerle birlikteydik bugün ama farklı bir formatla sizlerle birlikteydik. Neydi bugünkü formatımız? 2023'e merhaba, Avrasya Ailesi yılbaşı etkinliği programıyla sizlerle birlikte olduk. Yoğun bir katılım oldu, güzel çekilişler oldu ve hastane yönetimi tarafından 7 tane çeyrek altın, 2 tane yarım altın ve 1 tane tam altın hastane çalışanlarına ödül olarak verildi. Burada çok güzel enerji vardı. 2022 güzel kapatıp 2023'e mutlu, huzurlu girilmesi için ödüllerle de hastane çalışanlarına güler yüz bırakıldı. Evet, yanımızda yönetim kurulu üyesi Sayın İbrahim Urlu var. Sayın Urlu, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Çok güzel bir programdı. Yeni yıla mesajlarınızı almak istiyoruz. Neler diyeceksiniz? 2022'ye veda, 2023'e merhaba programı kapsamında neler diyeceksiniz? Evet, sizlere de ben hoş geldiniz diyorum. Bugün yani her yeni yıl insana ayrı bir heyecan veriyor. Bugün arkadaşlarımdaki aldığım o enerjiden bu hastanenin açılış günlerini bizim Urlu ailesi olarak çocukluk günlerime kadar götürdü beni bu yılın kutlaması. Açılış günlerinden bahsedecek olursak 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel bu hastanenin açılışını yapmıştı ve buranın da Fahri Başhekimliği unvanını vermiştik. Onun o sözlerini düşünüyorum. Halkımıza dönük, ey cumhurum, Allah sizlere dert vermesin ama dert verdiği zaman deva arayacaksınız, şifa arayacaksınız, derman arayacaksınız. İşte burası sizin şifa kapınız olacak. Cumhur'un temsilcisi olarak ben burayı kutluyorum demişti. Dönüp ekibe de, buradaki bu ekip de bu hizmeti hazakatle yapacak. Hazakat usta olacaklar, uz olacaklar, kırmadan dökmeden yapacaklar. Evet, Hüseyin Urlu Bey'in öncülüğünde şu anda 1000'e yakın çalışanımız mevcut. Yurt dışından, yurt içinden milyonlarca hastaya dokunmuş bir kurumdayız. Kalite puanımız 96'larda. Çalışan memnuniyetimiz yüksek. Bunu arkadaşlarımızın hazakatle yaptığının teminatıdır diye düşünüyorum. Bu nedenle öncelikle hastalarımıza, çalışanlarımıza, bizleri tercih eden herkese, burada emeği olan herkese teşekkür ediyor. Yeni yılda sağlık ve mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, yanımızda tebrik mesajını almamız için bir de yönetim kurulu başkanımız, genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Hüseyin Urlu var yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz. Çok güzel bir program oldu burada. Hastane yönetimi olarak yılbaşı 2023'e merhaba programı kapsamında hastanenizde çok güzel ambiyans ve çok güzel bir etkinliğe imza atmış oldunuz tekrar. Neler diyeceksiniz yeni yıl için? Vallahi böyle özel günlerde meslektaşlarımla, çalışan arkadaşlarımla, birlikte çalıştığım arkadaşlarla birlikte olmak, hele bir de onu coşkulu kutlayabildiysek, bu bizi çok mutlu ediyor. Coşkulu diyorum çünkü pandemi nedeniyle birçok toplantılarımızı maalesef ya dijital ortamda yaptık ya yapamadık. Bu defa şükür ki bir arada olabildik ve böyle bir toplantı şeklinde kutlayabildik ve bunu da hem çalışanlarımızla hem de hastalarımızla, hasta yakınlarıyla ve izleyicilerimizle paylaşma fırsatı bulduk. 2022'yi geride bırakıyoruz. 2023'ün çok güzel şeyler getireceğini ümit ediyorum. Herkese sağlık, mutluluk ve huzurlu nice yıllar diliyorum. Başta 2023 olmak üzere nice yıllar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı kalmanızı diliyoruz bizler de. Sağ olun.
Evet sevgili izleyenler, şimdi de yanı başımızda hastanenin başhekimi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ali Rıza Cenel hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Güzel hoş bir programdı. 2023'e merhaba diyoruz. Evet. Güler yüzle karşıladınız yine bizleri. Neler diyeceksiniz? Yani tabii çok böyle özledik bu ortamları. Aslında bu bizim geleneksel bir toplantımız. Böyle bayramlarda, işte yılbaşılarında falan hep beraber toplanıp bunu kutluyoruz. Ama bir pandemi girdi biliyorsunuz bir araya. Pandemiden tabii bunları yapamadık. Bugün gördüğünüz gibi çok kalabalıktı. İnsanlarda bir, büyük bir özlem vardı. Büyük bir mutluluk vardı. İnşallah bu mutluluğumuz hep daim olur. Bütün Türkiye'ye, bütün Avrupa'da çalışanlarına ve bütün dünyaya sağlık ve huzur gelmesini diliyorum bu yeni yılda. Özellikle 100. yılımızın da, Cumhuriyetimizin 100. yılının da Türkiye'nin inşallah daha böyle iyi yerlere gelmesini umuyorum, diliyorum. Yani herkese tekrar sağlık ve mutluluk diliyorum. Bizler de size sağlık diliyoruz. Başarılarınızda da devamını bekliyoruz diyelim. İyi mutlu yıllar diliyoruz hocam. Evet değerli izleyenler, bir Şifa Kapısı programı ile yine sizinle birlikteydik. Herkese öncelikle yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Avrasya Hastanesi'nde farklı bir formatla sizlerle birlikte olduk. Yılbaşı etkinliği kapsamında 2023'e merhaba diyerek 2022'yi geride bırakmış olduk. Tüm hastane yönetimiyle birlikte tüm hastane çalışanlarıyla güzel bir dilek temenniyle bulunduk sizlerle birlikte. Evet yine her gün olduğu gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum sizlere. Sağlıkla kalın, iyi akşamlar.